Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu cuma Rahman suresinin 29. ayetinden itibaren devam edeceğiz. Bu işleyeceğimiz ayetler üstteki ayetlerle bağlantılı olduğu için herhangi bir özet yapmama gerek yok. Zaten konu içerisinde sık sık atıf yapacağız. Şimdi 29. ayeti okumuştuk. Biraz da bu şen kelimesi üzerinde durmuştuk. Yarım kalmıştı. Ayetimizi mealen bir hatırlayalım. Göklerde ve yerde olanlar ondan ister. O her gün bir şen üzeredir. Burada o dediği alemlerin Rabbi olan Allah. Bu şen kelimesi kesintisiz olan eylemleri ifade ediyor. Allah için kullanıldığında sürekli. Yani başlayıp biten işler değil, sürekli devam eden eylemler, fiiller olarak kullanılıyor. Her an devam etmekte ve yenilenmektedir. Ayrıca bu kelime sadece büyük ve önemli işler için kullanılıyor. Büyük ve önemli işler. Allah'ın yarattığı sistem iyilikleri, güzellikleri isteme. Hani göklerde ve yerde olanlar ondan ister. O her gün bir şen üzeredir. O zaman o her gün bir şen üzere olmasa kimse bir şey isteyemez. Yani hayat olmaz. Hiçbir canlı veya cansız varlığını devam ettiremez. Buradaki istemek aslında hedeflemek manasına geliyor. Yani o hedefi gerçekleştirecek bir potansiyelde bütün varlığı yaratmıştır. Gökler ve yer dediğimiz yaratılan alemin tamamıdır. Gökler çoğul, yer tekil. Allah'ın faal olmasına gökler ve yer ihtiyaç duyar. Bu yasa ondan ister şeklinde şöyle ifade edilir. Başka ayetlerde de şu şekilde ifade edilir. Fatır suresinin 15. ayetini hatırlayalım. Ya eyyühen nasu, ey insanlar. Entümul fukara'u ilallahi. Siz Allah'a fukarasınız. Yani muhtaçsınız. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Ve o ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, muhtaçsız olandır. Övgülerin tamamının kendine ait olan Hamid'dir. Bu ayette insanların fakir muhtaç olduğu ifade edilerek aslında burada şu anlatılıyor. Ey insan, sen acizliğinin farkında olursan, fukara olduğunun farkında olursan, kendini geliştirmek için bir çaba ve gayret içine girersin. Bak, muazzam bir yöntem ve usul öğretiyor Rabbimiz, bir hedef koyuyor. Eğer bir insan her şeye gücü yeteceğini zannederse, tam olduğunu düşünürse, hiçbir şekilde kendini geliştirmek için bir adım bile atmaz. Atar mı? Tamamdır. Yerinde sayar. Bak, Rabbimiz bunu neden hatırlatıyor? Yani Rabbimiz kendini övmüyor haşa. Ben böyleyim, siz bana muhtaçsınız. Böyle bir hani köle efendi ilişkisi olarak bunu düşünmeyelim. Bir kralın kendini övmesi olarak haşa düşünmeyelim. Rabbimiz diyor ki siz acizliğinizin farkına varırsanız, acizliğinizi gidermek için tedbirler alırsınız. Çalışırsınız, emek sarf edersiniz, gayret edersiniz. Böylece bu acizliğinizi bir nebze olsun azaltarak daha mutlu, daha müreffeh, daha güzel bir hayat yaşarsınız. Bakın şu yönlendirmeye bakın. Fakat bizim genelde anladığımız sığ bakışa bak. Bu şuur insanı ilerlemeye yönlendirerek kendini geliştirmesi için emek harcamasını sağlamaktadır. Bu insana bakan yüzüdür. Bir de Allah'a bakan yüzü var. Allah'a bakan yüzü nedir? Ey kullar, bu kadar ibadet ediyorsunuz, bu kadar taatte bulunuyorsunuz, bu kadar hamd ediyorsunuz, beni övüyorsunuz. Fakat bilin ki benim bunlara ihtiyacım yok. Sizin ibadetinize, sizin hamdinize benim ihtiyacım yok. Gene sizin kendinizin buna ihtiyacı var. O yüzden gani. Gani hiçbir şeye muhtaç değil, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sen namaz kılmışsın, şirke düşmüşsün. Allah için herhangi bir şey değil. Bir eksiklik değil. Sen çok böyle sabah akşam Allah'ı övmüşsün. Allah ganidir. Yani hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Aksine dine, ibadete, üstün ve eksiksiz olduğumuz bilincine asıl insanların ihtiyacı var. Kainatı yaratandan istemek, hani gökleri ve yeri yaratan budur. Yani gökleri ve yeri yaratanın kanunlarına uygun isteyin. Böyle bir manada çıkar. Yani Rabbimiz kainata kanunlar koymuş, kurallar koymuş. Bu kurallara uygun olarak gökleri ve yeri yaratanın vurgusu budur. Onu uygun olarak istemek, isteklerde bulunmak ki aslında insanı geliştirir, aslında insanı ilerletir manasını buradan anlıyoruz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Şimdi 31'e geçtik, bakın.
Rahman suresi 31. Ey iki ağırlık sahibi olan, sizinle ilgileneceğiz. Şimdi bu ilgilenmek de şöyle bir ilgilenmek değil. Yani sizi cennette ağırlayacağım, size ikramlarda bulunacağım. Bu değil. Sizinle ilgileneceğiz. Bu tarz bir tehdit barındıran bir kelime. Bunun böyle olduğunu zaten Elmalı da tefsirinde ifade etmiş. Yani ahiret işleri olan hesap günü cezayı ifade etmek üzere sizinle ilgileneceğiz diyor. Yani Allah halimdir, size bir mühlet tanımış. Bu tanıdığı mühlet bu dünyada geçerli. Bu dünya hayatı bittikten sonra sizinle ilgileneceğiz. Size hesabını soracağız şeklinde bir anlatım var. Çünkü bağlamdan bunu anlıyoruz. Artı, çünkü cehennemle ilgili ayetler gelecek. Sekal kelimesi, buradaki ağırlık diye meallendirdiğimiz, yük ve ağırlık manasına geliyor ama Kur'an-ı Kerim'de mesela Müzzemmil suresi 5. ayette Kur'an'ın ağır bir söz olduğundan, kavlen sekilen diye Rabbimiz bahsediyor. O zaman buradaki Kur'an'ın ağır bir söz olması neydi? İnsana sorumluluk yüklemesiydi. O zaman şöyle anlamamız lazım. Ey iki sorumluluk sahibi olan, ey iki emaneti yüklenen, sana verdiğim emanetlerden dolayı seni hesaba çekeceğim. Yani seninle ilgileneceğim. Şimdi bu iki tane emanet nedir? Onu bakalım. 14 ve 15. ayette ne okumuştuk? İns ve canı okumuştuk. Yani bir insana bir beden verilmiştir. Bir de bir düşünme, akletme, vicdan, merhamet gibi duygular içine nakşedilmiştir. Biri görünendir, biri görünmeyendir. Ve bu ikisi de muazzam nimettir. Rabbimiz bu iki nimete atıfla, ey iki nimet verdiğim, hem sağlıklı bir beden, hem güzel bir şuur, bilinç, akıl verdiğim, sizi ondan hesaba çekeceğim şeklinde bunu anlayabiliriz. Buradaki ağırlığı emanet olarak düşünürsek, Ahzab suresi 72'ye gitmemiz lazım. Ahzab suresi 72'de Rabbimiz şöyle bir ifade kullanıyor. Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza, yani yaratılan bu aleme ve dağlara arz ettik. Göklere, yere ve dağlara arz ettik. Bir emanet Allah sunuyor. Neye sunuyor? İradesiz varlıklara sunuyor. Bu iradesiz varlıklar onu yüklenmekten çekindiler. Şimdi şöyle düşünelim. Allah bir şey sunacak ve bu iradesiz olmamasına rağmen bu varlıklar bu yükü çekinecek. E bu nasıl olur? Burada bir anlamada sıkıntı çekiyoruz. Evet. Çekindiler, bir de korktular diyor ayette. Hem çekiniyorlar Allah'ın verdiği emanetten, hem de korkuyorlar. Şimdi el hayır olan Allah kötü bir şey emanet eder mi? Niye korksun? Seve seve alması lazım. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o çok zalimdir, çok cahildir. E şimdi Allah'ın verdiği emaneti yüklendi diye cahil ve zalim mi oldu? Ne anlayacağız bu ayet bize ne diyor? Ve bu Kur'an'ın genel mantığına aykırı bir, ilk zahiren baktığımızda öyle bir mana çıkıyor. Bakın, Rahman suresindeki iki ağırlık Ahzab suresi 72'de emanet olarak ifade edildi. Araplarda bir kullanım var. Aslında bu bütün insanlarda böyledir. Araplarda da böyle. Birine bir şey verdiğiniz zaman onu geri almak üzere veriyorsanız bu değerli şeyi, ona ne deniyor? Emanet deniyor. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat vakti geldiğinde bu emaneti sahibine vermemeye Araplar emanetin hamallığı diyor. Emaneti gasp ediyorsun. Emaneti mülkiyetine geçiriyorsun demektir. Ve bu aslında hırsızlıktır yani. Başka bir şey değil. Hani çok cahil ve çok zalim onu yüklendi diyor ya, bu yüklenmek aslında Allah'ın verdiklerini emanet olarak değil, mülkiyet olarak görmekten kaynaklı bir ifade. Şimdi dağlara, taşlara biz bunu teklif ettik ne demek? Yani varlıklarını Allah'ı tesbih ederek emaneti iade ettiler. Fıtratlarına uygun davranarak. Fakat bu iradeli olan insanlar var ya, bu insanlar bizim ona verdiğimiz emaneti sanki kendiymiş gibi, mülkiyetiymiş gibi bizi inkar etmekte kullandılar. O yüzden çok zalim ve çok cahiller. Neden zalim? Çünkü bu emaneti siz mülkiyet olarak görürseniz başkalarının hakkını da yersiniz. Zulüm de edersiniz. Bu aslında kendi had ve hududu bilmemektir. İşte o da cehalettir. O zaman burada ey iki yük yüklenen, iki sorumluluk alan, İki tane beden ve akıl gibi önemli nimetle donanan insan. Bu donanımını kullanarak sen nasıl Rabbinin nimetlerini inkar ediyorsun? Hatırlanmalıdır ki insan sadece nefsani istekler olan bedenden değil, ayrıca dünyevi ve uhrevi hedef ve sorumlulukları olan çift yönlü yaratılmış bir varlıktır. Hem dünyada bizim sorumluluklarımız var, hem de ahiret için hedeflerimiz var.
Ayet bu emanetleri mülkiyet görerek bedeni ve aklı onu verenin istediği şekilde kullanmayanlara bir uyarıda bulunuyor hitaben. Yakında size tanınan süre dolacak, akıl ve beden nimetinden hesaba çekileceksiniz. Üstteki ayet ile düşündüğümüzde bu şekilde bir mana oluyor. O zaman ne oldu? Bakın, gökleri ve yeri yaratandan istemek, 29'la birlikte, yaşanılan hayatı beden ve ruh için mükellefiyet altına sokar. Bundan sonraki cehennem ve cennet anlatımları da bu çifte nimete yapılan nankörlük ve şükür bağlamında okunacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bu şekilde bir bağlam oldu. 33. ayete böylece geçmiş olduk. Ey görünmez ve görünür topluluklar! Arapçasında el cinni, görünmez, ve el insi, görünür. Cin ve insan diye bunu meyallendiren müfessirler de var. Ey cin ve insan. Yani burada maksat şu. Ey aklı, mantığı olan, iradeli tüm varlıklar. Burada anlatılmaksa hani gökler ve yerde tüm mekan diyoruz ya. Burada da tüm varlıklar şeklinde Rabbimiz bir meydan okuma sergileyecek. Eğer göklerin ve yerin, bakın mekana geçti, ötelerine geçebiliyorsanız, haydi geçin. Onların ötelerine geçemezsiniz bir sultan olmaksızın. Rabbimiz böyle bir ifade kullanıyor 33. ayette. Meydan okuyor. Görünür görünmez, bilinir bilinmez. Kim varsa şu göklerin ve yerin ötelerine bir geçin, bir görelim. Geçemezsiniz diyor. Ancak bir istisna bıraktı. Bir sultan olmaksızın. Şimdi bu sultanın ne manaya geldiğini açıklayacağız. İlk önce topluluklar manasına gelen maşer kelimesine bakalım. Bu maşer kelimesi ortak temellerde toplanmış gruplar, topluluklar, akıllı, duygulu varlık türleri için kullanılıyor. Tamam mı? Cin ve insi zaten açıkladık. Görünen ve görünmeyen. Tamam, onda da bir sıkıntı yok. Yani herkes tüm varlıklar manasına geliyor. Nüfuz ise hani geçemezsiniz dedik ya, yani nüfuz edemezsiniz. Nüfuz da yetki, bir ok, okun bir yeri delmesi, içeriye geçmesi, bir engeli aşması, sızması manasına geliyor. Yani bir engel var, siz o engelden sızıp içeriye giriyorsunuz, içerideki bilgiyi neyse artık görüyorsunuz ve geri geliyorsunuz. Tamam. Buradaki aktar kelimesi ise hani göklerin ve yerin ötelerine, ötelerine diye meyallendirdiğimiz aktar ise kenar, mıntıka, çap, kutur kelimesinin aslında çoğulu. Fiil olarak düşündüğümüzde de düşmek manasına geliyor. Mesela o yüzden arka arkaya damlayan damlaya veya arka arkaya giden işte vagona katar katar derler. Bu buradan geliyor yani. Hem düşme manası var, fiil manası, hem de böyle çaplı olması, yuvarlakımsı olması, zaten dünyanın şekline de burada bir atıf olduğunu düşünüyorum. Peki sultan nedir? Sultan kelimesi selate kökünden gelir, nüfuz ve etki altına almak demektir. Yani bir yönetici düşün, halkına nüfuz ve etki altına aldığı zaman ona bir sultan denir. Neden etki altına alıyor? Bir bilgisi olabilir, bir makamı olabilir, bir gücü olabilir, değil mi? Siyasi bir gücü olabilir. Ona sultan diyoruz. Yani üstünlük, galebe çalma ve istila anlamlarında kullanılıyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de sultan ne manada kullanılıyor? Kur'an-ı Kerim'de sultan, mesela Necm suresi 23'te okuduk. Burhan, hüccet, bilgi, yani baskın bilgi, güçlü bilgi, hakim, otorite manasında kullanılıyor. Okuyayım Necm suresi 23'ü. Onlar sadece sizin ve babalarınızın isimlendirdiği isimlerdir. Ne? İşte Lat, Mene, Uzza gibi putlar babalarınızın isimlendirdiği isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan indirmedi. Sultan ne olmuş oldu? Hayatı etkileyen otorite ve bilgi manasında ayetlerin bir sıfatı olarak kullanıldı. O zaman Rahman suresindeki ayetle birlikte okuduğumuz zaman göklerin ve yerin ötelerine geçemezsiniz bir sultan olmaksızın. O zaman buradaki sultan ne oldu? Ayetler oldu, vahiy oldu, Resul'ün getirdikleri oldu, Allah'ın bildirdikleri oldu. Peki gökler ve yer ne? Gökler ve yer bizim bildiğimiz bu maddi alem. Yani siz maddi alemi aşıp cennet ve cehenneme sızamazsınız. Oradan oraları temaşa edip gelip dünyadakilere bir şey anlatamazsınız. Sadece Allah'ın vahyi olmazsa, Allah size gaybı bildirmezse siz buna ulaşamazsınız. Ey görünen görünmeyen, kim varsa bir araya gelin, gidin şu hesap gününü görün, cennet cehennemi görün, gelin bu dünyadakilere anlatın da göreyim diyor Rabbimiz. Yani buna
gücünüz yetmez. Sadece bir sultan olmaksın. Sultan ne olmuş oldu? İşte oradaki bilgiyi bize aktaran ayetler. Yani Tekasür suresinin 5. ayetinde dediği gibi ilmel yakin. Kesin ilim. O kesin ilmin verdiği güce sultan diyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Zaten devamında hesabı cehennem ve cennet olarak Rabbimiz anlatacak. Yani bağlam ahiretle ilgili bir bağlam olduğu için biz bunu işte roket yapma, uzaya çıkma falan diye anlamamız bağlama aykırı olur. Bağlam dışı bir yorum olur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Yani cennet ve cehennemi size anlatıyorum. Hesabı anlatıyorum. Bu çok muazzam bir nimettir. Eğer ben size anlatmasaydım bunu elde edeceğiniz bir teknoloji yok. Bu alemi aşıp diğer alemlerden bilgi getirecek bir gücünüz yok, sultanınız yok. Şimdi 35'e geçtik. Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. Ne oldu? Hesap gününe geçti. Yani o sultanla anlattığı ahiret bağlamına geçti. O zaman yardımlaşamazsınız. Hesap günü kimse kimseye yardım edemez. O gün Allah'tan başka ne dostunuz ne şefaatçiniz vardır diyor ya. Kimseye yardım edilmeyecektir. Kimseden fidye alınmayacaktır. Tamamen ahirette cehennemliklerin hesap günündeki halini anlatıyor. Hesabın verilemeyecek bir hayat ve sefa sürülmenin sonucunda yaşanacak muameleyi Rabbimiz anlattı. Üzerlerine bir ateş ve bir alev ve bir duman gönderilir bunlara. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Nasıl bir bağlantısı oldu? Kötülüğün hesabının sorulması mağdur için çok önemli bir nimettir. İyi ki de hesap günü var zalim için dersiniz. O yüzden çok muazzam bir nimettir. Bakın bütün bu febi'eyi alâ-i rabbukümâ tükezziban kalıpları bir üstteki nimete atıfla okuyoruz. Bunları gereksiz bir haşa tekrar gibi görmüyoruz. 37'ye geçelim. İşte o zaman, bakın işte o zamanın altını çiziyorum. Sema eriyerek parçalanmış kızıl bir gül gibi görünür. Hangi zaman bu zaman? Hesap günü. Cehennemliklerin üzerindeki o atmosferden bahsediyor. İçinde yaşadıkları o sıkıntıdan bahsediyor. Bu adamlar çok sıkıntılı bir süreç geçiriyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 38. ayet. Yani yardımın olmadığı o günde cehennemliklerin içinde olmamak çok büyük bir nimettir. O gün müminler cehennemin huşurtusunu bile işitmeyecek. Onlara korku yoktur. Onlar gölgeliklerdedir. Onlar selamettedir. Bu aslında çok büyük bir nimet. Onları anlatarak nimeti hatırlatıyor Rabbimiz. Yani nimeti siz her zaman vererek hatırlatmazsınız. Bazen alarak da hatırlatırsınız. Şimdi 39. ayetimize geçtik. Fe yevme izin. Bakın. Üste bağlamak zorundayız fe'den dolayı. Artık o gün la yes'elu sorulmaz. An zenbihi. Günahlar, zenbler. Zenbi de şimdi açıklayacağız. İnsun ve la can. İnsandan ve candan o gün günahları sorulmaz. Bu ifade hangi bağlamda kullanıldı? Hesap gününde o sıkıntıyı çeken, hesabı çeken insanların yaşadıkları o bağlamda kullanıldı. Buradaki günah diye meğerlendirdiğimiz zemd kelimesi sözlükte kuyruk manasına geliyor. Ne demek? Hoş olmayan sonuçlar doğuran bütün fiiller bu manada bu kelimeyle ifade ediliyor. Yani sizin yaptığınız kötülükler bir kuyruk gibi peşinizi bırakmayacak. Hesap gününe kadar sizi takip edecek şeklinde bir anlatımı var. Buna göre kişinin yaptığı iş sonuç itibariyle ona vebal yüklüyorsa buna yük diyoruz. İşte bu sekal dediği ağırlık. Cezai müeyyideyi de atlatamıyorsa bu zempe dönüşüyor. Yani bir kuyruk gibi onu takip ediyor. Şimdi burada bir dilsel ifade var. İns ve can için tek zamir kullanılmış. Zenbihi. Normalde insan ve cin dersek bu zamirin ikili olması lazım. Fakat tek bir zamir kullanılmış. Bu da aslında bunların iki farklı varlık olmadığının dilsel delilidir. Çünkü can diyor bakın, cin demiyor. Ayrıca ayetlerdeki ins ve can çiftini adeta bir hakikatin iki farklı yüzü gibi algılamamıza izin veren dilsel bir ifadedir. Bu sebeple ins ve can terkibinin dış ve iç, beden ve düşünce gibi manalarını düşünmemiz gerekir. Can içteki, ins dıştaki beden. Hiç kimse artık günahları sorulmaz diyordu. Neden sorulmaz kimseye günahları? O gün kimseye günahları sorulmaz. Ama biz diğer ayetlerde okuyoruz ki hesap var, mizan var, mazeret ileri sürüyorlar, elleri konuşuyor, ayakları sürüyor. Ama burada sorulmaz diyor. Bunu şöyle anlamamız lazım.
Buradaki ifade hesap gününün bitmesiyle oluşan bir ifade. Yani sorgu sual bitmiş. Artık ceza çeken, ceza çekmesi için cehenneme sevk ediliyor. Mükafat gören de mükafatı almak için cennete gönderiliyor. İşte o gün dediği artık hesap gününün bittiği, ödül ve cezanın başladığı dönemdir. O yüzden sorulmaz. Bitti çünkü bunların hesapları. Yani o sıkıntılı süreçten geçtiler. Kararları verildi, kalemleri kırıldı. 40'ta o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Mücrimler simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanır. Simalarından tanınır, alın ve ayaklarından yakalanır. Demek ki hesap bitmiş, alın ve ayaktan yakalanıp cehenneme atılacaklar. Simalarından tanınır demesi de çok güzel. Neden? Çünkü bakın dünyevi mahkemelerde bazen suçlular, mesela bir cani düşünün, seri katil düşünün, birçok insanı öldürmesine rağmen böyle tavırlar sergiler böyle. Güler, değişik hareketler yapar. Yani oradaki mağdur ailelerini provoke edecek hareketlerde bulunabilir. Çünkü adam ömür boyu hapis yatacak. Çok da önemli değil belki de. Fakat ahiretteki mahkeme öyle değil. Ahiretteki mahkemede insanın içindeki korkular yüzüne yansıyor. Öyle iki yüzlü bir tavır sergileyemiyorsun. Mağdur ailelerinin karşısında öyle sanki bana hiçbir şey olmaz tavrını gösteremiyorsun. Bu da aslında güzel bir nimet. Bu bizim adalet sistemimize de bir ışık tutuyor. Bu tarz insanlar mağdurları provoke edecek şekilde mahkeme salonlarına getirilmemeli. Onlar mahcup, üzgün, korku dolu gözlerle mahkeme salonuna gelmeli. Bu da bir adalettir yani. Neden ayak ve alın demiştik? Buna da bir cevap verelim. Çünkü Rahman suresini okuyoruz. Bakın sürekli bir çift kutupluluk var. Ayette alın bölgesinden yakalanmanın anladığımız şu. Aslında insana suç işleten beynin karar verme merkezi olan frontal lobdur. Şu alın bölgesidir. Bize suçu işleten, kötülükleri yaptıran, yalan söyleten budur. Nereden biliyoruz bunu? Alak suresinin 16 ve 19. ayetlerinde. Rabbimiz ne diyordu orada? Hayır, eğer vazgeçmezse onu alnından tutup sürükleyeceğiz. Alnından tutup sürükleyeceğiz. Bu alnın özelliği ne? O yalancı, isyankar alnından. Çağırsın yardımcılarını. Biz de çağıracağız zebanileri. Hayır, ona itaat etme. Yani o alnını şerde kullanan kişilere itaat etme. Sen ne yap peki? Secde ederek Allah'a yakın ol. Alak suresinin son ayette bu şekilde tamamlanıyordu. Yani alnını, zihnini, düşüncelerini, Allah'ın sana verdiği bu akıl nimetini kötülüklerde değil, iyiliklerde kullan. Peki Rahman suresinde alın ve ayaktan yakalama bu bağlamda nasıl anlayacağız? Yani şöyle oluyor o zaman, buradaki kasıt, alın içindeki karar verme merkezi cana tekabül ederken ayaklar ise beden denen görünen inse karşılık gelmektedir. Allahu alem. Bize iyilik ve güzelliği kendi irademiz ile yapmamızı sağlayacak bir şuur ve azalar vermesi en önemli imkan ve nimetlerden biri değil midir? Fe bi eyyi alâ-i rabbukümâ tükezzibân. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Geldik 43. ayetimize, Rahman suresine. İşte bu suçluların yalanladığı cehennem. Mücrimlerin yalanladığı, önemsemediği, boş verdiği, yaptığı kötülüklerin kendi yanına kalacağını zannettiği cehennem. Onunla, yani o cehennemle, o sıcak kaynar su arasında dönüp dururlar bunlar. 44. ayette böyle. Burada ne anlatılıyor? Cehennemin kavuran sıcaklığına, kan ter içinde dolaşıp hep aynı noktaya gelen çaresizliği cehennemlerin resmedilmekte. Onlar çaresizce orada dönüp dolanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Burada da o cehennemin huşurtusunu bile duymamak, güvende olmak çok muazzam bir nimet. Müminlere vaat edilen bu. Yani buradaki nimet ümitsizce yaşanan çaresizlikten uzak tutulmaktır. Görüyorsunuz bu kalıp nasıl farklı bağlamlarda Rabbimiz bunu tekrar ediyor. Ama işlevli ve kullanışlı bir tekrar. 46'ya geçelim. Bakın çok önemli bir ayet. Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. Rabbinin makamından, Rabbinin zatından demiyor ayet. Rabbinin makamından korkanlar için iki cennet vardır. Peki bu iki cennet ne? Biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Naim cenneti var, Firdevs cenneti var, Adın cenneti var, Cennetül Hult var, Darus Selam var. Bir sürü cennet var.
Neden iki cennet? Bir de burada korkmak kelimesi haşyetle değil haf ile ifade edilmiş. Haf neydi? Bilgisizlikten kaynaklanan korku. Haşyet neydi? Sevgiyi kaybetme korkusu. O yüzden bakın Rabbin zatından korkanlar haşyet duyar. Allah'ın rahmetini kaybetme korkusu. Fakat burada Rabbinin makamından korkanlar için haf ifadesi kullanılmış. Bu da güzel dilsel bir incelik. Ayetteki makam nedir? Makam aslında Allah'ın hesap sorma yetkisi ve otoritesidir. Allah'ın hesap sorma yetki ve otoritesi var. Ben bundan korkuyorum. Bundan çekiniyorum. Allah'ın sınırlarını aşma korkusu ve hassasiyeti kişiye cenneti garantilemiş bir ruh halinden uzaklaştırır. Allah'ın makamından korkan insan kendine cenneti garantilemiş gibi görür mü? Görmez. Peki bu adam başka ne yapar biliyor musunuz? Kimseyi cehennemlik veya cennetlik ilan etmez. Çünkü o makam, yetki sadece Allah'a ait olduğunu bilir. Kimseyi tekfirleştirmez. Kimseye sen cehennemliksin, sen cennetliksin diye tekfir edemez. Allah'ın makamından korkuyorsa o makama göz dikmez. Çünkü hükmü yalnız Allah verecek. Bizim böyle bir yetkimiz yok. İşte bu tarz insanlara Rabbim iki tane cennet vaat ediyor. Ben bu cenneti şöyle anlıyorum. Biri maddi lezzetlerden haz alan maddi cennetimiz. Bir de saadet, huzur dediğimiz içsel cennetimiz. Yani bir insanın moralinin yüksek olması, huzurlu, mutlu olması bu birinci cennet. Diğeri de o huzur ve mutlulukla sunulan lezzetlerden tad alması. Bu da maddi cennet. Düşünün çok moraliniz bozuk. Önünüze çok sevdiğiniz bir yemeği getirseler siz onu yiyebilir misiniz? Boğazınızdan geçer mi? Cennet nimetlerinden istifade edebilmek için insanın aklının, gönlünün, duygularının da bir mutlu ve huzurlu olması lazım. İki cennet böyle. Evet. Bunu zaten 14 ve 15. ayetteki beden ve cana da bağlayabilirsiniz. Çamurdan yaratılan beden ve dumansız ateşten yaratılan can. Buna da götürebiliriz tabii bu ikili kullanımı. Evet. Zira dünyada bile böyleyken cennete de bu böyle olacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz diyor 47. ayet. 48'e geçtik. Şimdi bu iki cenneti Rabbimiz anlatmaya devam edecek, tasvir edecek. Tabii ki bunun motive eden, teşvik eden bir yönü var. İkisinde de çeşit çeşit nimetler vardır. İki cennette de çeşit çeşit nimetler vardır. Nasıl çeşit çeşit? Yani biri senin mananı doyurur, biri maddeni doyurur. Biri senin huzurunu, moralini arttırır, biri bedenini besler gibi. Zaten buradaki efnan kelimesi böyle ince dallar, çeşitler manasına geliyor. Fen kelimesi de orada. Hani fenni ilimler diyoruz yani çeşit çeşit, zengin ilimler manasına gelir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki kaynak vardır. Ayın kaynak, göz, işte suyun aktığı yer manasına geliyor. Bir de casus anlamına geliyor. Bu tecriyan suyun etrafa zarar vermeden akmasını ifade eder. Yani böyle usulca akması. Cennetteki kaynak böyle usul usul akıyor. Fakat bir alttaki ayette iki cennetten daha bahsedecek. Oradaki akmayı böyle fışkıran, gürül gürül akma olarak anlatacak. Bu farkları o yüzden veriyorum. Bu iki cennet ve alttaki iki cennetin farklarını ortaya koymamız önemli. Yani bu iki kaynaktan biri bedeni hazları doyurulması, diğeri de manevi duygusal saadeti sağlayan, besleyen kaynaklar olarak okumak muhtemeldir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyor? 52. ayete geçtik. İkisinde de bütün lezzetlerden iki çift vardır. Buradaki fakihe kelimesini meyaller istisnasız meyve olarak meyallendiriyor. Yani orada her meyveden ikişer çift vardır gibi bir bakış var. Fakat fakihe kelimesinin lugatta kök manasına girdiğimiz zaman aslında mutluluk veren her şeye fakihe diyor. Sebeb-i Nüzul'deki Araplar. Yani sulu bir meyveyi yedikleri zaman mutlu oldukları için, lezzet ve haz aldıkları için meyveye fakihe kelimesini kullandılar. Sevinç ve neşe de bu kökten kelimelerle ifade edilir. O yüzden biz mealde bu kök manayı tercih ettik. Yani ikisinde de, o iki cennette de bütün lezzetlerden iki çift vardır. Maddi manevi, bedeni ruhsal şeklinde bunu okuduk. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 54. ayete geçtik. Bakın şimdi bir maddi nimete bir örnek verecek.
Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de yemişleri yakındır. Yani emek sarf etmeden, geçim derdi olmadan, açlık korkusu çekme gibi bir korkuları olmadan o yemişlere çok rahat bir şekilde ulaşırlar cennettekiler. Bakın biri o döşeklere oturmak, bedeni konfor, maddi cennet. Diğeri de geçim derdi olmaması, açlık korkusu çekmemesi, hemen hızlı bir şekilde onlara ulaşması. Bu da aslında aklın rahatı, aklın konforu. Biri maddi, biri manevi. Bitme endişesi yok mu? Tabii, bitme endişesi yok, kıtlık derdi yok, fakirlik derdi yok. İşte bu aslında insanın moralini yükselten, gaylesini azaltan bir yanı var. Böyle bir iki örnekle Rabbimiz iki cenneti de aslında açıklamış oluyor. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 55. ayet. Şimdi 56. ayetimize geçebiliriz. 56. ayetimize geçmeden önce şu anda işte bulunan meallerden birkaç tane meal okuyacağım size. Bir de bizim yaptığımız meali okuyacağım. Artık kararı size bırakacağım. 56. ayeti şöyle meallendirmişler. Mesela Diyanet İşleri'nden okuyayım. Orada bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler var. Veya şöyle meallendirmişler. Orada süzgün bakışlı, alımlı, hasretlik çekmiş gibi gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş, çılgınca seven güzeller vardır ki eşlerinden önce onlara insan ve cin eli değmemiştir. Yani cin eli değse sanki bu eşlere ne olacak? Cinlerle evleniliyor mu? Sorumuz şu. Bu ayette Arapçasına baktığımızda dilber kelimesi, nisa kelimesi, merra kelimesi gibi dişiliği atfeden kelimelerin hiçbirinin kullanılmamasına rağmen neden ayetin mealine bu kelimeler konmuştur? Bakın Arapçasını size kelime kelime okuyayım. Fihinne, orada. Nerede? Bu iki cennette. Kasiratu, gözlerini kısan, ilgilerini dağıtmayan, odaklanan. Kasret budur. Yani bu kısmaktan geliyor. Tamam mı? Böyle dikkatle karşıdakine bakan. Et tarfi, bir tarafa. Bu kadar. Üç tane kelime var bakın. Orada dikkatlerini bir tarafa yönlendirenler var. Bu kadar. Gördüğünüz gibi dilber, huri gibi bir kelime yok. Zaten devamında ve ona temas etmemiştir insan ve can şeklinde ayet sonlanıyor. Bizim anladığımız buradaki meal şu. Orada birbirinin bulunduğu tarafa dikkatle yönelirler. Orada birbirlerinin bulundukları tarafa dikkatle yönelirler. Konsantre olurlar, dikkatlerini oraya verirler. Kendilerine daha önce görünen ve görünmeyen dokunmamıştır. Burada özne belli değil gibi görünüyor. Fakat ben buradaki öznenin cennetlikler olduğunu düşünüyorum. Yani cennetlikler o döşekler üzerinde otururlar, yemişlerden yerler ya. Bunlar birbirleriyle muhabbet ederken birbirlerine yönelerek konuşurlar. Birbirlerine saygı duyarlar. Dikkatlerini dağıtmazlar. Düşünün siz burada oturuyorsunuz, ben böyle bu tarafa dönüyorum, size bir şeyler anlatıyorum. Bu cennetlik bir insanın karakter özelliği değildir. Allah Resulü biriyle konuşurken göğsüyle ona doğru yönelerek konuşurmuş. Veya biri bir şey anlatırken onu çok dikkatli bir şekilde yönelerek dinlermiş. Bu cennetlik bir insanın karakter özelliğidir. O yüzden müşrikler ona kulak diye bir lakap takmışlardı. Kur'an-ı Kerim'de onun ayeti de var. Çünkü bütün dikkatini karşıdakine vererek dinliyor. Yani ben sana çok saygı duyuyorum. Dediklerine önem veriyorum. Budur. Cennetlik insanlar o koltuklarda oturup yemişlerini yerken bu şekilde bir ortamdan bahsediyor. Fakat siz yukarıda döşeyi gördüğünüz zaman aşağıya bu manayı vermek zorunda değilsiniz. Zaten de bir kelime de kullanılmamış. Evet. Kendilerine daha önce görünen görünmeyen dokunmamıştır ne demek? Bunu nasıl anlamamız lazım? Yani bu cennet hayatını ne bir insan tecrübe etmiştir, görünen dediğimiz budur, temas etmiştir, dokunmuştur, yaşamıştır, ne de kimse tasavvuruna dahi getirmemiştir. Hayaline bile getirmemiştir. Çünkü cennet tamamen müteşabih bir alandır. Rabbim benzetmelerle anlatıyor. Ama fakat bu görünen görünmeyeni aldılar, bakireliğe götürdüler. Yani dokunmamıştır. Evet, bizim anladığımız bu tabii ki. En iyisini gene Allah bilir. Farklı anlaşımlar da olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela cinsel münasebetle ilgili messe kelimesi, temesse kelimesi kullanılıyor. Fakat hepsinin yanında ya nisa var, ya merra var, ya zevç var, ya bir şekilde bir yanında birlikte kullanılmış yani bunlar. Fakat burada bak hiçbiri yok.
Yani bu ayeti bir bayan da okusa bizim verdiğimiz mealde bu nimetlerden istifade edeceğini düşünür. Şimdi biz erkek olarak okuyoruz. Orada bakışları sadece eşlerine çevrilmiş dilberler, güzeller vardır diyor. Bir de bunu bayan açısından okuyun. Ve biz bir bayan gibi kendimizi düşünelim. Size diyorum ki orada çok yakışıklı delikanlılar vardır. Bu size ne anlatıyor? Bak, bir erkek olarak düşünün. O yüzden biz bunları cinsiyet üstü değerlendirmemiz lazım. Orada bir cinsellik vardır ama senin eşin de var. Helalin var. Yani dünyada helal olan, mubah olan şeyler orada var. Bunu böyle düşünelim. Yani düşünün, Rabbimiz bunları niye bize haram etmiş? Zinayı neden haram kılmış? Ahlaksızlık olduğu için, fuhuş olduğu için, kötülük olduğu için. Alkolü niye haram kılmış? Pislik olduğu için. Gıybeti niye haram kılmış? Ben cennette gıybet edeceğim. Ben cennette yalan söyleyeceğim. Ben cennette hırsızlık yapacağım. Ben cennette zina yapacağım. Olur mu? Cennet ahlak ve maneviyetin zirve mekanıdır. Erdem'in üst mekanıdır. En üst mekanıdır. Dünyada zaten bunu yapanlar cennetvari bir hayatta yaşamıyor mu? Yani o yüzden dünyada helal olanların daha güzellerini Rabbimiz bize ahirette sunacaktır. Dünyada haram olan, çirkin, pis, ben domuz eti yemek istiyorum cennette. Olur mu ya? Ama cennette eşini aldatıyorsun. O yüzden bu bakış açısını terk etmemiz lazım. Zaten ne ayetin metni destekliyor, ne fıtrat destekliyor, ne maruf destekliyor. Evet, cennetlikler orada birbirlerine saygı sevgi çerçevesinde muhabbet ediyorlar. Rahman suresi bunu anlattıktan sonra ne diyor? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Evet, bu hayat tarzı benzetmelerle anlatılıyor. Aslında bunun hikmeti de şudur. Oradaki hayatın bir hediye gibi sunulması. Hediye paketinin içini bilmezseniz o daha çok cazibeli olur. O yüzden cennet hayatı böyle hep benzetmelerle, kısa kelimelerle, özneleri belli olmayan ifadelerle anlatılır. Fakat bizim geleneğimiz genelde bu özneleri kendileri doldurmuşlardır. Boşlukları kendileri doldurmuşlardır. Sıkıntı da oradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet. Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. 58. ayet. Şimdi biz bunu cennetlikler olarak anladığımız için cennetlikler sanki yakut ve mercan gibidir. Ama diğerleri nasıl anlıyor? Orada size eşinizin dışında verilecek cariyeler yakut ve mercan gibi anlıyorlar. O yüzden düğmenin başını doğru iliklemek aşağı doğru inerken çok daha düzgün bir yol sağlayacak bize. Oradaki cennetlikler sanki yakut ve mercan gibidir. Buradaki zamir zaten Kasretur Tarf'taki o dikkatlerini karşıdakine vererek konuşan saygılı cennetliklere gidiyor. Peki cennetlikler neden yakut ve mercana benzetilir? Çünkü bunlar nadide taşlardır. Yakut toprağın içinden çıkar, ışıltılıdır, değerlidir ve nadirdir. Diğeri de sudan çıkar. Cennetliklerin çok değerli insanlar olduğu, dünyadaki çektikleri sıkıntılarla bazı değerleri kazandığı. Çünkü yakutu oluşturman için sizin binlerce yıl bir baskı uygulaması lazım o toprağın ki o karbonlar bir araya gelip kristalleşsin. Bunların maddi olarak ulaşılması zor yaşamlar olduğuna dair bir üstteki yorumumuzu da yakut ve mercan benzetmesi de desteklemiş oluyor. Görünen görünmeyen dokunmaz, yakut ve mercan gibi. Nadide bulunan bir yaşantı. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 60. ayetimize geçelim Rahman suresinin. İhsanın, karşılıksız iyiliğin, güzelliğin, ihsandan başka karşılığı ne olabilir diyor Rabbimiz. Siz dünyada karşılıksız iyilik, güzellikler yaptınız. Ben de size cennette karşılıksız iyilik ve güzellikler yapacağım. İhsanın ihsandan başka karşılığı ne olabilir? Sen dünyada yaptığın iyiliklerle cenneti kuruyorsun. Fakat dünyada yaptığımız iyiliklerin tam tersi. Meşru olmayan şeyleri cennette istiyoruz. İhsan lugatta iki şekilde açıklanmış. Biri ehsenahu, yani bir şeyi güzel yapmak demektir. Diğeri de ahsene, o da iyilikle birlikte bunu yapmak demektir. Yani herhangi bir karşılık beklemeden saf iyilik için yapılan güzelliklere İhsan diyebiliyoruz. Bunu yapanlara da muhsin diyoruz. Allah Resulü muhsini nasıl açıklamıştı? Allah'ın seni görüyormuş gibi yaptığın iyilikler. Neden? Çünkü orada riya olmaz. Orada gösteriş olmaz. Orada sadece iyilik maksadıyla yaparsın. O yüzden ihsan hasreten faydalı ve hayırlı şeyler için kullanılan iyilik kastı olmaksızın yapılmayan şeylerdir. Yani iyilik kastı mutlaka olacak. Dünyada yapılan iyilik ve güzelliklerin karşılığı sizce sadece cennette mi? Hayır. Dünyada yaptığımız iyiliğin karşılığını dünyada biz almaya başlıyoruz.
İhsanın ihsandan başka karşılığı ne olabilir? Ayetini Lokman suresinin 16. ayetine götürmemiz gerekir. Orada Hazreti Lokman yavrusuna ne diyordu? Çocuğuna. Yavrucuğum, dünyada bir iyilik yapsan, bu hardal tanesi kadar bile olsa, kayaların içinde olsa, denizin dibinde olsa bile Rabbin onu bulur, senin karşına getirir. Bunu cennette mi getirir? Hayır, dünyada da getirir. Sizin yaptığınız bir iyilik başta sizi paylaşmayı öğretiyor, insanlığı öğretiyor, kalbinize bir huzur yerleştiriyor. Yani bunun karşını biz daha henüz bu dünyada almaya başlıyoruz. Bu ifadeleri neden anlatıyorum? Çünkü 64. ayette, 62. ayette iki cennetin altında iki cennet daha vardır diyecek Rabbimiz. Yani yukarıdaki ahiret cennetini anlattıktan sonra iki cennet daha vardır deyip dünyaya dönecek. Çünkü burada dun kelimesi kullanılıyor. Ve iki cennetin aslında, dununda, hani min dunillah gibi Allah'ın aslında ilahlar ediniyorlar ya. Bu da o iki cennet, ahiret cennetinin yanında siz eğer ihsan ederseniz, karşılıksız iyiliklerde bulunursanız size iki cennet daha vaat ediyorum diyor. Bu iki cennet de dünyadaki insanın bedeni hazları, tatması meşru olanları ve huzurlu ve mutlu olması. Evet. Çünkü dun kelimesi biliyorsunuz üstün zıttıdır. En üstten aşağıda olandır. En üstte olan cennetli. Aşağıda olan, bize yakın olan dünyadaki saadeti. Müminler, iman edenler dünyada da saadetli ve mutlu, huzurlu olur. Dünyada da iki cenneti vardır onların çünkü. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İman edenlerin dünya saadetleri var. İyiliklerin, ihsanın henüz bu dünyada karşılığını bulması Rahman'ın en büyük nimetlerinden biridir. O yüzden bize ibadetleri tavsiye ediyor. O yüzden bize kulluğu öneriyor. Niye? Dünyada da kulların saadet içerisinde yaşasın diye. Yani iyilik en başta iyiliği yapana ihsandır diyoruz. 64. ayetimize geçelim. Bakın dünya cennetini anlatıyor artık. İkisi de yemyeşildir diyor. Yukarıda böyle bir şey kullanmadı. İkisi de yemyeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinde de devamlı fışkıran, gürül gürül akan iki kaynak vardır. Yukarıda usul usul akan, burada gürül gürül akan. Bunların farklarını inşallah önümüzdeki hafta devam edeceğiz. 77 ayetten oluşuyor zaten. Yaklaşık bir 10 ayetimiz kaldı. Bu bakış açısını biraz tefekkür edelim bu hafta içerisinde. İnşallah Rabbim Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatanlardan eylesin. Yaptığı yorumu mutlaklaştıranlardan eylemesin. Bunlar bizim bakış açımız, aciz görüşlerimiz. Bu görüşlerden daha iyi görüşler de olabilir tabii ki. Saygı duyuyoruz herkesin görüşüne. Cumamız mübarek olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.